İkinci Lig ekranlarından herkese tekrardan merhaba. 7. hafta 2. gün karşılaşmalarında günün 3. karşılaşması Noname Spor Comanchero Gaming karşılaşmasıyla sizlerle birlikteyiz. Günün en heyecanlı karşılaşmalarından bir tanesindeyiz. Öncelikle hoş geldin Reha. Hoş bulduk Kadir. İddialı bir karşılaşma bence bugün izliyor olacağız. Noname Gaming şu anda 4. sırada 9-6 ile tabi. Linçey Sports'un hemen arkasında takip ediyor olacak. Comanchero Gaming ise Phoenix Gaming'in hemen arkasında ikinci. Onlar da bu birinciliği fazlasıyla istiyorlar. Evet, hem birincilik için hem de diğer sıralamalara etkisi açısından çok kritik bir karşılaşma. İlk üçü belirleyecek karşılaşmalardan bir tanesi de olabilir. Son haftaya girerken iki takım arasında hemen yasaklamalardan bahsedelim. Aphelios Tristana ve Rumble yasaklaması karşılığında Comanchero'dan Viego, Ezreal ve Karthus yasaklaması. İlk seçim avantajı Noname'de. Ve Draven gösteriyorlar bu arada. Bence de Kai'Sa birazcık daha burada yerinde olacaktır Draven. Gerçi Draven da oluyor. Draven da şu anda metada kendini kuvvetli hissediyorsan seç parçalı şampiyonlarından bir tanesi. Fakat aynı şeyi Jinx için de söyleyebiliriz. Zira Virgil şu anda gösteriyor. Evet, Virgil'ın ellerinde bir Jinx görüyoruz. Bakalım Jinx tercih edilecek mi? Keza çok fazla kez nişancıda seçildiğini gördük. İlk tercihten gelen bir Jinx göreceğiz. Bakalım yine iki koridor. O çok görmediğimiz şampiyonlardan Galio. Yani ve kilitleniyor burada. Şimdi ben bu Galio'yu destekte bekliyor olacağım ama flex olduğundan da bahsedelim Kadir. Zira orta koridorda da yine iş yapan şampiyonlardan bir tanesi ama sanki çok Fire Accept'in o agresif tarzına uygun bir şampiyon değil gibi geldi bana. Evet, ya özellikle kör ve orta koridor içinde biraz riskler taşıyor diyebiliriz. Tabi Leona gibi bir tercihin karşısında aslında fark yaratabilir gibi geliyor bana, alt koridorda daha avantajlı gibi geldi senin de söylediğin gibi. Özellikle Leona'da kilitlendikten sonra Volibear tercihi geliyor. Şimdi o da çok görmediğimiz şampiyonlardan olsa da Noname tarafından kilitleniyor. Volibear kesinlikle şu anda metada çok kuvvetli değil. Ben onu yani böyle bir S, A, B diye gidersek C'ye, D'ye kadar tabii B sınıfına koyarım. Fakat B'nin en yukarılarında yine eğer Zinzal tercihi gibi bir şey yapılacaksa ki yapılacak gibi duruyor. Şey olduğunu belirtelim Zinzal'a karşı. İyi durabilen şampiyonlardan biri olduğunu söyleyelim. Maokai, işte söz konusu Maokai olunca biraz kitle kontrol anlamında geriye düşmeye başlıyor burada Volibear. Evet, özellikle baktığımızda Comanchero 2 tane bol kitle kontrollü hasar tanklayabilecek, ön saflarda durabilecek şampiyon aldı. Nişancısını koruyabilmek adına güzel iki seçim. Tabi şimdi ikinci yasaklama ekranına geçiyoruz. İlk yasaklamadan gelen bir Sante var. Kör bir üst koridor. Kolay bir üst koridor vermek istemiyorlar rakiplerine. Ya kör Sante gerçekten can sıkıcı bir tercih. O yüzden ben yasaklanmasını çok doğru buluyorum ve bence şu an tam Sante'nin yasaklanması gereken yer ilk fazdan alınmadıysa ikinci yasaklama etabı. Ve bir Yone orta koridoru burada Fire Accept'te bırakılmayacak. Yone yine şu an özellikle Kore'de inanılmaz tercih ediliyor. Orta koridorda neler yapabileceğinin bu sezonda, bu metada tabii ki neler yapabileceğini bize gösteriyorlar gerçekten. Fresh Killer, bu tamamen Fresh Killer'a yapılmış bir yasaklamaydı diye tahmin ediyorum. Yani başka bir açıklama bulamadım ben Zerat yasaklaması için. Evet, Fresh Killer'ın tercih ettiği iyi performanslar verdiği şampiyonlardan bir tanesi. Geçtiğimiz haftalarda onu da bu şampiyonla iyi işler çıkardığını görmüştük. Son yasaklamada bu geldi. Yone yasaklamasından sonra Noname tarafında son yasaklaması şimdi geliyor olacak. Jax yasaklaması geldi üst koridorda. Havuzu daraltmak adına. O Yasuo kilitlendi. Yani kendisi olmazsa kardeşi olur. Cevabı geliyor buradan. İşte Yasuo mesela Yone de aynı şekilde bence biraz daha en azından benim kafamda Fire Sept'in ellerine daha iyi oturacağını düşündüğüm şampiyonlardan. Burada ben yine Galio'yu destekte bekliyorum. Onu tekrar altını çizeyim. Fakat bu Yasuo tercihiyle birlikte buna bir cevap verilmesi gerekiyor. İlk tercihten Kirby Renekton geliyor. Kirby Renekton da bu arada Xante yasaklıyken
Yani yapılamaz mı? Yapılabilir. Rumble tercihi olduğunu unutmamak lazım sadece. Bunun dışında bence okey bir kör seçim. Burada Renekton. Evet, belli bir dakikaya kadar üst tarafta size çok net bir baskı oluşturuyor. O kurtçuklarda ya da alamete kadarki savaşta büyük bir fayda alabileceğiniz şampiyonlardan bir tanesi. Şimdi orta koridor Lissandra üzerinde duruluyor. Gelecekse olur. Yani muhtemelen Yasuo koridor için alındı. Aynen öyle. Bence güzel bir cevap Yasuo'ya. Yani Q'su dışında rüzgar duvardan da etkilenmiyor burada Lissandra. Şu etkileşimden tam emin değilim yalnız Kadir. Lissandra E'si duvardan geçiyor değil mi? Yanlış bilmiyorum. Şimdi tam emin olamadım. Sanırım geçmiyor. Geçmiyor mu? Neyse onu da bu maç özelinde görüyor olacağız. Fakat E'sini de tabii ki E yeteneğini kilitliyorsa burada Lissandra'nın biraz daha etkili olduğunu göreceğiz Yasuo'nun ama genel anlamıyla Yasuo'ya verilebilecek güzel bir cevap. Burada her iki takımdan da epey agresif kompozisyonlar. Evet, iki kompozisyonu değerlendirdiğinde hangi tarafı daha çok beğendin? Ben burada NoName ekibinin kompozisyonunu biraz daha çok beğendim. Şu açıdan daha çok beğendim. Belli bir sürede bu oyunu kazanıp kapatmaları gerekiyor. Kapatamadıkları takdirde ciddi anlamda geriye düşecekler ve kontrol etmesi çok zor bir Phinox, Firasep ve Virgil üçlüsünün karşısında oynuyor olacaklar. Aslında genel anlamda Comancher'ın kompozisyonu biraz daha üstün gördüm ama NoName'inkini daha çok beğendim. Bakalım bu kritik önemli karşılaşmada playoff yarışlarına giden karşılaşmalarda son 3 kala birazdan vadedeyiz. Ve günün 3. karşılaşmasında vadedeyiz. Çok önemli iki takım adına üst sıraları çok derinden etkileyen bir karşılaşmadayız. NoName Spor, Comanchero Gaming karşılaşmasıyla şampiyonlar hakkında detaylı çok konuşamadık. Seçimi yasaklama yatırımı hızlı gittiği için dilersen biraz daha değerlendirelim senle Reha. Evet, ben çok kısa bir özeti geçeyim. Yani NoName ekibinin burada daha agresif ve birazcık daha zamanın belli bir noktadan sonra aleyhlerini işleyeceği bir kompozisyon seçtiğinden bahsetmiştim. Ya Comanchero Gaming ekibi çok kuvvetli bir kadro kurdu. Sadece oyunun erken ve erken aşamalarında ve orta oyunun erken aşamalarında çok etkili olmayacaklar. Burada da NoName Gaming ekibinin işte tam olarak kendi kompozisyonunu çalıştırması gerekecek. Burada yani 16. 17. dakikaya girerken şöyle bir 4-5 bin altın farkı açmayı başarırlarsa oradan oyunu kopartabilirler. Ama dakika 20 civarlarında oyun hala ortada gidiyorsa bu Comanchero Gaming adına bir şeylerin daha doğru gittiğini gösterecek. Seviye 1'de bir karşılaşma. Firasep rakibinin canını %50'ye kadar düşürdü. Onun istediği eşleşmelerden bir tanesi seviye 1'de. Alt koridorda bir deneme var. Sözünü valla kesiyorum. Burada Atat'la birlikte devam etmek istedi Pigats ve bir hayli de hasar verdiler. Bu hasar takasından ufaksa olsa avantajlı çıkıyor NoName alt koridoru. Valla Kadir sen sözümü kes de burada daha vurduk yere Phinox'u kesmesinler. Ben biraz daha gidecekler mi diye açıkçası merak ettim. Hani bir tutuştur belki dener miydi Atat? Burada iksirler tabii takaslanıyor olacak. Her iki nişancının da iksirsiz bir şekilde koridora devam ettiğini görüyor olacağız. Evet, seviye 1 için o kadar iyi olmasa da seviye 2 için görece takasları daha iyi bir Flash ve Phinox ikilisinin. Özellikle o yetenekleri kitle kontrolleri tutturabilmesi açısından Galio'nun seviye 1 biraz daha dezavantajlıydı ve bu dezavantajı çok iyi değerlendirdi. NoName alt koridoru ilk seviyede. Ya ben açıkçası bir plush'ın erken bir baskı denemesi kesmiş de bir deneme ama tamamdır. Daha zaten W yeteneğini bir seviye yükseltmemiş Eloha. Burada kitle kontrol de yok. Belki birazcık daha hasar odaklı olarak. Yalnız Derakil burayı istiyor. Evet, hala orada bekliyor Derakil. Yani Virgil'de olabildiğince güvenli bir şekilde kalmak istiyor koridorda ama bekliyor. Burada bir baskın gelecek gibi görünüyor Derakil'le birlikte. Sıçra geldi, şimdi bir deneme gelecek. Derakil böyle rakibin üzerine doğru gitti. Kitle kontrol de geldi. Eloha'yla birlikte zincirlemeye başardılar. Çok az canı kalıyor. Bu kule altında devam etmek çok kolay değil. Çünkü dakika henüz çok erken. Bu pozisyonda sadece sıçrasını vererek kurtulmayı başarıyor Virgil. Ya şimdi tabii burada Virgil'ın sıçrasını almış olmaları iyi bir haber. Buna diyecek bir şey yok ama bir taraftan da Derakil yukarıda çok fazla vakit kaybetti ve bu kadar vakit kaybetmişken 3 milyon daha bekleyemedi. Eloha 3. seviye olsaydı sersemletmeyle başlayabileceklerdi. Burada sersemletilebilmiş olsaydı Virgil düştüğünü de görebilirdik. Derakil'in zamanına
birazcık yazık oldu gibi oldu burada. En azından eli boş dönmedi, bir sıçra almış oldu. Evet, kesinlikle ben de onu kastederek. Yani aslında başarılı bir baskın ama daha başarılı olması içten bile değilim bu pozisyonda. O yüzden kesinlikle bu şekilde telaffuz ettik. Burada alt koridorda koridor ihtimali bile üstü dönecekler. Yalnız orta koridorda agresif bir oyun Fire Asset'ten Flash Killer'ın üzerine doğru canı %20'ye kadar düşürdü rakibinin. Koridorda bulduğu boşlukları, pencereleri hemen mesafeyi kapatmak üzerine değerlendiriyor. Şu ana kadar Fire Asset güzel de bir iş çıkarmış, rakibini üste döndürecek. Bu arada ormanda ciddi bir minyon farkı açıldığından da bahsedelim Kadir. Yani bu işte vakit kaybetmekten bahsetmiştik burada Derek Hill'e. Onun sonuçlarını burada biraz görebiliyoruz. Orta koridorda bu arada Fire Recept iyi bir iş çıkarmış. Bir minyon dalgası kadar neredeyse fark atmayı başarmış burada Fridge Killer'a. Evet, üst koridorda da epey ortada bir koridor izliyoruz. Evet ya, Renekton'umuz varken bu üst tarafa biraz baskın yapmak istiyorsunuz açıkçası. Onun orta oyuna kadar size buradan bir katkı yapmasını istiyorsanız birazcık istiyorsunuz bunu, ama bu kule altı çok kolay olmayabilir. Kule altı denemek istiyorlar. Derek ile birlikte şimdi kitle kontrol geldi. Eloha kule hasarını alıyor. Burada çok fazla hasar çıktı. Beklediğimden de fazlası çıkıyor. Burada kuleyi iyi dağıtamadılar gibi görünüyor. İlk kan dökülüyor. Virgil burada ilk kanı almayı başardı. Devamında Eloha o rakibinin hatasını iyi değerlendiriyor. Birebirlik bir değişim. Minyonları kule altına ittirmesiyle birlikte yine bu pozisyondan avantajlı çıktığını söyleyelim, ama tam olarak istediğini alabilmiş yine değil. Non-Emi skor doğru. Uf, biraz iddialı bir kule altı baskınıydı burada. Virgil de çok soğukkanlı ve iyi oynadı orayı. Ve bir skor almayı başardı Virgil'in üzerinde. Çok baskın. Yalnız Diplash orta koridora giriyor. Şimdi kitle kontrolle birlikte yakaladılar Flash Killer'ı ama evet, o hasar evet çıkmayacak. Diplash'ın... Yalnız ultisini de kullandı Sultan yetenekle birlikte, ama çok iyi yere sabitleme geldi burada. Kule hasarı birebirlik değişim için yeterli. Şimdi orta koridoru ittirip burada biraz cezalandırmak isteyecekler Flash Killer'ı. Şu an Fire Asset ne diyor biliyor musun Kadir? Ulan bari diyor sıçrayı atmasaydım be abi diyor. Yani aslında güzel bir pozisyon. Burada tamam, artık o skor takası göze alınmıştı zaten tutuştursuz. Eğer Lissandra'ya öyle bir kule altı giriyorsanız birebir şekilde çıkmayı göze alacaksınız. Yalnız Fynox'u kapattılar bu pozisyonda, alt koridorda karmaşa var. Fynox sıçrasıyla birlikte geri çıkmak durumunda kaldı. Bir flash olabildiğince tankladı ama şimdi kitle kontrol geldi üzerine. Yalnız üzerine tutuşturdu da var, bir flash bitirmek isteyecekler. Sıçrayla bir oyun geldi. O da Pigat'tan ilk skor gelecek. Kule altına da girdiler Atat'la birlikte. Atat kuleyi tanklamaya devam ediyor. Bir otomatik saldırı 2'de 2 yapmak için yeterli. Pigat ve Atat ikilisi çok uyumlu bir oyun gösteriyor alt koridorda. Ya Kadir, yalnız bu iki skor, skorun ikisi de burada Pigada gidiyor. Peanut diyecektim az daha. Pigada gidiyor burada. Bunlar Kaisa'nın bu dakikalarda çok ihtiyacı olan skorlar. Biz erken oyunda Noname Gaming'in bir fark açması gerektiğinden bahsetmiştik. Bu farkı da şu anda Eloha ve Piga düzenini açmaları lazım. Devamı gelir diye durdum ama. Yalnız bir flash kitle kontrol geldi ama çok derine gittiği için Flash Killer'ın üzerine devam etmeyecekler. Ultisi olduğunun farkındalar. Evet, senin de söylediğin gibi alt koridordan biraz daha istediğini bulan taraftalar. Üst koridorda da yine ufak da bir olsa üstünlük aldılar ama orta koridor biraz daha stabil gidiyor. Özellikle Yasuo'nun iyi minyon biçmesiyle birlikte şu ana kadar. Pardon, şunu söyleyeyim ya, Derek Hill'in böyle ekstra bir şeyler deniyor olması özellikle üst koridorda, bu aslında anlaşılabilir bir durum. Kompozisyon bunu gerektiriyor. Belki daha az riskli hale getirilebilir tabii ki bu kule altı baskınları, ama bunların yapılması lazım ki dakika 20'ye girerken siz ekstra skorlarla bir 3-4 bin altınlık bir fark açın. Yani bu gerçekten kolay bir şey değil. Ha, yukarıda yapılan, alınan bu risk nihayetinde Virgil'a giden 2'ye 1'lik bir durumda bir skor olarak döndü. Ama senin de söylemiş olduğun gibi üst koridor hala Eloha adını iyi gidiyor ve arada 25-30 milyonluk da bir fark var. Burada Virgil çok da fazla Eloha ile takasa girebilecek konumda değil. Evet, senin de eklemelerinle birlikte genel olarak koridorların durumunu özetlemiş olduk. Alt tarafsa ufak bir milyon farkı avantajı var Fynox'un, ama nişancıya giden iki skorla birlikte Pinat şu an altında, biraz daha önünde rakibinin. Evet, ejderlerde Comancheron'un iki ejderi aldığını söyledim. Bunun karşılığında ise Derek'in üst tarafta. Yani ormanın ikiye bölündüğü bir senaryo iki takım adına.
Ama belli bir süreden sonra Noname alt koridoru buna cevap verebilecek bir güce sahip olacak. Çünkü alt koridorda güzel bir savaş kazandılar az önce. Kesinlikle öyle. Burada iki skorun bir de diyorum ya iki skorun da Kai'Sa'ya gitmiş olması alttaki o takasların başlangıcının Whiplash tarafından yapılmış olması yani bunların hepsi aslında Comanchero için kötü. Noname yeni ise bir o kadar iyi haberler. Ya ben şey gibi hissediyorum Kadir. Whiplash'ın oyun tarzında ki bence şu andaki sıkıntı sanki daha fazla hasarı varmış gibi oynuyor. Yani aslında tanklık anlamında evet alt tarafta bir sıkıntı çekti. Ama yani hareketler sanki o attığı Q yeteneğiyle ciddi bir hasar vermeyi bekliyormuş gibi bir algı uyandırdı bende açıkçası. Yani burada bir şeyler Whiplash adına çok doğru gitmiyor. Bizim görmeye alışık olduğumuz Whiplash şu ana kadar izlediğimiz Whiplash değil onu söyleyeyim. Evet, ben de benzer kanıya vardım seninle birlikte. Alt tarafta bir kule plakası bir gada giriyor. Karşı ormanın içerisinde de giren bir derekil var. Yalnız burada işlerin ters gidebileceğinin farkında olan bir Fynox var. Çünkü ormanda olan bir Warrior tercihi her an size kule altı getirebilir. Bu yüzden rakiplerini görmüyorken kule altına girmeye çok tercih etmedi Fynox şu ana kadar. Ya aslında Noname Gaming güzel bir tempo kuşatması yapacak diye düşünmüştüm ben alt koridorda. Burada geri dönmeyi tercih ediyorlar. Yani tabii burada Comanchero Gaming ekibinin de epey kalabalık olduğunu bilgisi o mavi güçlendirmenin oradaki bir tane totem sayesinde burada Noname Gaming ekibine verildi ama şimdi tempo için yaptığınız bu hareketin karşılığında Fynox eğer barikat alırsa aşağıdan üst koridor. Yalnız üst koridorda takaslar devam ediyor. Eloha bu sefer istediği takası bulamamış gibi olsa da rakibine Mjolnir'dan uzak tutmaya devam ediyor. Eğer şimdi şey diyordum ben de, Fynox aşağıdan bir iki tane kule barikatı almayı başarırsa o zaman bu yaptığınız tempo kuşatma ya da kuşatma girişimi diyeyim sizi geriye atmış olacak. Yalnız Fresh Killer üzerinde Firaset'ten yine bir deneme ama burada koridoru ittirmek Fresh Killer için daha güvenli olduğu için koridoru ittirdikten sonra güvenliğe doğru ayrılıyor. Şimdi Ejder için Comanchero'nun bir girişimi var ama Derakir bu pozisyona yakın alt koridoruyla birlikte bu pozisyona gelebilir. Yalnız ortayı da ittiren bir Yasuo var. Noname doğru yapıyor. Bence bedavaya bırakmamaları lazım. Burada savaşmak istiyorlar en azından. Yalnız ulti ile birlikte alanı kapattılar. Şimdi kapanan alanda Atat yakalanacak. Atat'ın üzerine kitle kontrol zinciri gelecek. Atat'ın üzerinde bir tutuştur da var. Atat skorunu istiyorlar ama içeri girecekler burada savaşacaklar diye bakıyorum. Canlar çok azalmış durumda. Yasuo Piggad'ın üzerinde Piggad'ın canı çok azalmış durumda. Piggad skoru gidecek gibi Freshkill'e. görünüyor. Ters tarafta içeride Freshkill'ın skoru da gelecek gibi. 3 kişilik bir kitle kontrol ama burada buraya kadar altına alınıyor. Üst tarafa da döndük. Tekrar bir savaş var. Virgil'ın Eloha. üzerine gidiyor. Eloha bize hasar daha yeterli olabilir mi de bu konuda Eloha düşecek gibi. Virgil'dan güzel oyun bu pozisyonda dezavantajsız görünse de koridorda takası almayı başarıyor. Ya tabii üst koridordaki biri de aşağıdaki takım savaşı zaten kaostu. Fyra hep bu arada iyi bir oyun sergiledi orada. Tabii onun da hasarı olmadığını hatırlatalım. Kazmayı şu anda daha yeni çantasına girdik. Yalnız kapatıyorlar bu pozisyonu Derakir ile birlikte. Önce nişancının üzerine odaklandılar. Ters tarafta bir flash'ın üzerine odaklandı ama burada Işından geliyor. ışından geliyor. Tutuştur da var. Devam etmek istiyor. Flash'ı da buraya geldi. Yasuo'nun gelmesiyle birlikte işler değişebilir ama Firaset. Yasuo bir anda 5 kişinin arasında kalacak. Firaset'in bu pozisyonda düştüğünü göreceğiz. 2'de 2 yapan bir Kai'Sa 5-1'e geldi. Yani hoş geldin dediler. Bu arada kapıyı da 5 kişi açtı. Yani Firaset aslında tabii düşüncesi oradaki kişi sayısını eşitlemek. Hatta şöyle düşündü o. Atat'la Piggad orada Fynox'a bir plaşa 2 ve 2 atıyorlar. Ben de gideyim 3 ve 2 olsun diye düşündü ama orayı çok hızlı kapatan bir Noname Gaming ekibi var. Yani Noname Gaming ekibi adına şunu söyleyebilirim. Ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Yani bu kompozisyonu hangi koşullar sağlanırsa kazanacağını biliyorlar. Uygulamada tabii ki hatalar var şu anda. Bunlar da çok beklenebilecek gayet doğal hatalar. Yalnız iki ormancı karşılaştı. Şimdi Fresh Killer da buraya desteğe geldi. Virgil önce gelen isim burada Fresh Killer'ın gelmesiyle birlikte güzel bir kitle kontrol oyunu geldi. Kendisine de ultisini kullanıyor. Çok iyi bir oyun Fresh Killer'dan. Takımına servis etti Virgil'ı. Virgil skoru geliyor ama devamında Fresh Killer ölecek mi diye bakıyorum. Derakir'in canı çok azaldı. İçeride yakalanan bir Atat var. Atat'ın bu pozisyonda çıkabileceği bir nokta yok. Takım arkadaşları olabildiğince desteklemeye çalışıyor. Yavaşlatmalarla birlikte burada bakalım Atat çıkabilecek mi? Çok şansı yok gibi görünüyor. Hala düşmüş değil. Ultisini de kullandı. Yani Hala dayanıyor ama burada düşecek. Atat birebirlik bir değişime dönüşüyor bu üst koridordaki savaş sekansı. Yani bu tarz pozisyonlarda tabii Noname Gaming ekibi birazcık ayrı yakalandı. Burada Atat
Yani takımdan apayrı bir şekilde içli kurçuklarında burada 3 kişi tarafından çevreleniyor. Aslında takım savaşı iyi başlamıştı. Yani burada Virgil'i iyi tuttular Fresh Killer'in gelmesiyle birlikte. Sensin üzerine de çok ciddi hasar vermeyi başarmışlardı ama tabi bu geri dönüş Atat'la birlikte en azından Comanchero Gaming gibi buradan bir skor almıştı. Şimdi o bahsettiğim dakika dönümlerinden bir tanesine iyice yaklaştık. 10 saniye sonra, 5 saniye sonra 14. dakikayı da geride bırakıyor olacağız. Eloha. Yalnız Eloha tehlikenin farkında. Posulda hemen kespiçiyle birlikte kendi güvenine doğru atıyor. Senin de söylediğin gibi dönüm noktalarından bir tanesi yavaş yavaş geliyor. Ejderlerde durumun 2-0 olduğunu söyleyelim. Aynen öyle. Dakika 15-16 yani şu anda 1000 altınlık bir fark var. Ve 1000 altınlık bir fark şu anda ne yazık ki yeterli değil. En azından 3-4000 banklarını bu dakikalarda zorlamaya başlamış olmak Noname Gaming kompozisyonunun çalışabilmesi için gerçekten çok önemliydi. Noname Gaming şu an biraz bulunması gereken temponun gerisinde seyrediyor oyunu ve Fire Asset çok iyi durumda. Yani onun şu dakikada bu kadar iyi durumda olmaması gerekiyordu. Evet, Noname adına baktığımızda işleri değiştirebilecek sinirlerden bir tanesi olan nişancıları pick at 5-1 durumda. O da orta oyunun sonlarına doğru özellikle ikinci yaşasından sonra çok daha güçlenmeye başlayacaktır. Pigat için bu arada Noname adına inanılmaz bir oyun geçtiğinden bahsedelim. O da tabii 5-1-0'lık bir skorla şu an oyuna devam ediyor. Kraken'ini tamamlamış. Birazcık daha ben eşya açısından önde götürmesini beklerdim. Şu an tabii bir bıçak önünde birazcık daha belki ilk geri dönüşüyle birlikte fark yaratacaktır. Bu arada Fire Asep de Kadir nereye gitse şu an birebir de herkesin çekindiği bir kuvvet haline geldi sayılır. Evet, kesinlikle yan koridorda çok büyük bir tehdide dönüşüyor. Karşısındaki rakipler adına şu ana kadar etkisini hissettiriyor Fire Asep. 3 skor katkısıyla birlikte takımına. Şimdi elinizde bu kadar kasmış bir Yasuo varken bir flash'tan inanılmaz bir verim almayı kovalamanız lazım. Yani bir harita görevine karşı takımı çekip darda 2-3 kişilik bir flash ultisiyle birlikte Fire Asept'in ultisi kombolandığında çok ciddi bir hasar ve kitle kontrol potansiyeline sahip oluyorsunuz. Tabii bu esnada Phinox ve Virgil'in de eli armut topluyor olmayacak. Bu sebeple Comanchero Gaming ekibi aslında biraz daha az agresif oynuyor şu anda. Mümkün olduğunca harita genelinde kaynaklar alıp orta koridoru ilk presini de atacaklar burada. Birazcık oyun Comanchero'ya doğru dönmeye başlar. Onu söyleyeyim, Noname birazcık tempo anlamında geri düşmeye başladı. Seyirciler etrafında toplandı iki takım da bu ejderde bir savaş istiyorlar. Malkai ultisiyle birlikte yakalanan bir atak var ama burada güzel bir açıdan geldiğini söyleyelim. Sen de söylediğin gibi yalnız içeride yakalanan bir oyuncu var. Flash Killer'ın bu pozisyonda düştüğünü göreceğiz. Şimdi Yasuo ultisiyle birlikte kontrol etkileri devam ediyor. Çok hızlı hasar çıkarıyor Comanchero Gaming 3'te 3 yapan bir Jinx'e sahipler. Eloha da düşecek gibi bu pozisyonda. Ejder için hiçbir şansı kalmadı. Tek başına Derek Hill bu pozisyonda kaçmaya çalışıyor ama Derek Hill'de yakalayacaklar. Derek Hill'in üzerinde hasar biriktirmeye devam ediyorlar. Bir flash'a kitle kontrolü birlikte şimdi Jizz'da gelecek. Jizz'ın üzerine devam etmek istiyorlar. Burada ejder alındı devamında. Bir flash düşecek mi ama hayır düşmüyor. Burada 4 skor bir anda Phinox'un hanesine yazıldı. 1-2'den 5-2'ye geldi. Bir anda Phinox 3. ejder bir anda rüzgar tersine döndü. Rüzgar çok sert bir şekilde tersine döndü ama ya ben söylemiştim Kadir bu kompozisyonun Noname Gaming kompozisyonunun belli dakika noktaları var ve burada belli listedeki belli maddelerin gerçekten tamamlanmış olması gerekiyor. Bu anlamda tempo anlamında biraz geride kaldıklarını söylemiştim ve Comanchero Gaming tam yapmak istedikleri şeyi yaptılar. Bir harita görevinin etrafını Noname Gaming'i kendi üzerlerine doğru çekip burada hem Sensi ultisinden hem de bir Flash ultisinden güzel bir verim aldılar. Savaş tam sürmesi gerektiği kadar sürdü. Fire Asep maksimum verimi aldıktan sonra düşüyor. Tabii Noname Gaming için artık burada tehlike çanları ve sıkıntı çanları diyeyim çalmaya başlıyor. Kesinlikle öyle. İhbar taşıyıcılarından bir tanesinde de 4 skor giden bir savaş oldu burası. Comanchero lehine ve altın farkı tamamen kapandı diyebiliriz iki takım için. Ya işte bütün bunlar aslında hep Noname'in duymak istemeyeceği haberler. Yani altın farkının kapanmış olması ya da şu andaki duruma dair söyleyebileceğin aslına bakarsan aşağı yukarı her şey.
Comanchero Gaming ekibi de zaten şu anda işlerin çok kendileri yönünde gittiğinin farkında. Her ne kadar altında hala 400-500 altın geride olsalar da sanki 3-4 bin altın öndelermiş gibi oynuyorlar. Yalnız Crash Killer kulesinin altında kitle kontrol zincirinden çıkma şansı yok. Skor burada Malkaya. Essence'ye gidecek. Alt taraftan da bir kule geliyor. Evet, 3 dakika kaldı. Bir sonraki ejdere çok net bir baskı ve kazanma koşulu oluşturdu kendine. Comanchero Gaming orta koridor kulesinde bulduğu boşlukta Pigas vurmaya devam ediyor ama Virgil buraya geldi ve bunu engellemek için. Lissandra da şöyle bir karakter bu arada. İyi bir hasar potansiyeline sahip olması için yani şampiyon tamamen kitle kontrol üzerine ve mobilite üzerine kurulu bir şampiyon. O yüzden iyi bir hasar potansiyeline sahip olması yine eşya olarak dakikanın biraz önünde gidebilmesine bağlı. Tabii artık 1-4-3'e gelmiş ve ilk eşya olarak Havaset tercih etmiş bir Lissandra'dan bahsediyoruz. Evet, sürekli ultisi var ama hasar anlamında takımına pek sağlayabildiği bir katkı yok burada. Eloha ufak ufak artık oyundan düşmeye başlayacak. O da Karabalta'nın üzerine henüz ikinci eşyasını tamamlamış değil. Şu anda yani No Name ekibi adına işlerin yolunda gittiği tek yer Pigat. O da yani Virgil, ya bir Sensi'yi kesebilir evet ama Virgil ve Fire Accept karşısında Atat korumakta yeterli kalabilecekmiş gibi durmuyor. Zaten Doğan'ın hükmüyle birlikte başlayan bir takım savaşında Pigat'ı ayıklamak burada Comanchero için çok da zor olmayacak gibi geliyor bana. Evet, kesinlikle katılıyorum. Özellikle bir dar alan savaşına çektiklerinde rakiplerine istediği savaşı çok rahat bulabiliyor gibi görünüyor Comanchero Gaming. Altın Fight'ında da öne geçmeye başardılar. Artık Vadiye Baron'la geldiğini hatırlatalım ama ben Ejder'e kadar Baron için bir girişim olacağını tahmin etmiyorum iki takım adına da. Öncelik Ejder etrafında baskı oluşturmak olacaktır Comanchero için. Ya No Name Gaming ekibinin buradan çıkış bileti şu. Yani ayrı gittirme yapıp yan koridorlarda baskı yaratıp oraya çekecekleri oyuncular üzerine baskın denemeleri gerekiyor. Burada ellerinde bunu yapabilecek aslında Eloha, Fresh Killer ve Atat gibi 3 tane bu konuda çok kuvvetli isim var ki Derekil de aynı şekilde bu üçlünün oluşturabileceği herhangi ikili kombinasyona gerçekten çok kuvvetli bir üçüncü olarak katılıyor burada. No Name Gaming ekibi evet yani ben burada tempoda biraz geri kaldıklarını falan söyledim ama bence şu noktada da oyunu biraz olması gerekenden fazla geride kabullenmeye başladılar. Comanchero Gaming bence o kadar da önde değil. Birazcık daha onların da haritayı Comanchero Gaming adına daraltacak hamlelerde bulunmaları gerekiyor. Evet, kesinlikle katılıyorum sana. Keza nişancılar da hala çok iyi durumda. Az önce kule altında Örcü'de çok iyi hasar çıkardığını görmüştük ama şimdi Ejder Ruhu noktasına geliyoruz ve bu işleri biraz değiştirebilecek bir savaş olabilir iki takım adına. 30 saniye kaldı. Dördüncü ejderin vadiye inmesine. Ve kimya ejderi burada. Yani çok büyük etken bir ejder mi? Hayır ama tatsız bir ejder. Karşı tarafa ruh olarak gerçekten çok vermek istedim. Yalnız Flash Killer'ın üzerinde bir kitle kontrol var. Şimdi kitle kontrol zincirlenecek diye bakıyorum. Flash Killer üzerine devam edecekler gibi. Şimdi Flash Killer skoru gelecek mi? Son anda ultiye basıyor burada. Olabildiğince hasar vermeye çalışıyor ama Yasuo düştü ilk başta içeride. Yasuo skoru verildikten sonra Phinox'un üzerine gidiyor. Phinox skorunu da almaya başaran bir Eloha var. Takım savaşı bir anda tam tersine dönmüş gibi. 2'de 2 yapan bir oyuncu var burada. Üçüncü skor da gelecek. Tek başına kaçmaya çalışan bir oyuncu var. Sensin de düştü. Senin dediğin gibi toplamda 4 skor. İstediği savaşı bulduğu pencerede yakalamayı başarıyor bu pozisyonla birlikte. No Name, Thresh Killer'ın düşmemesi, ulti üzerine zaman kazanmasıyla birlikte bir anda Baron'a gidecekler. Yani burada Comanchero Gaming ekibinden çok kaotik bir savaş tabii. İstedikleri hasarı istedikleri şekilde çıkartamadılar burada. Biraz daha takım halinde yapmak gerekiyor bunu. Aksi takdirde zorlanabiliyorsunuz. İşte Thresh Killer'da bu noktada ultisiyle gerçekten oyun boyunca en etkili olduğu yer. Ruhu da alıyor burada Comanchero galiba. Yalnız içeri girdi. Eloha çalmayı başaracak. Çaldı. İnanılmaz bir risk. Bu riski almak istedi. Rakip ormancının burada olmadığının farkında ve Eloha işleri tekrar yeniden %50'liğe getirmeyi başarıyor. Yani çok bambaşka şeylerden bahsediyorduk. Çok bambaşka şeyler yaşandı. Yalnız Kadir, burada tabii ki No Name Gaming ekibi adına iyi bir haber. 3000'lik, 3000'e yakında bir altın farkı açmayı başardılar. 2500-3000 bandında bir altın farkından bahsediyoruz ama yani bundan 2 dakika önce söylediğim şeyler hala daha geçerli. Burada kafa kafaya bir takım savaşında
Az önceki kadar kaotik şeyler olmadığı zaman ya da Comanchero Gaming ekibinin biraz daha takım halinde doğru hedefe kilitlenerek oynadığı bir senaryoda hala daha çok üstünlükle çıkabilecek bir Comanchero Gaming ekibi var. Umuyorum mental olarak onlar da bunun farkındadır. Evet, senin de söylediğin gibi aslında söylediğin senaryolar tam tersiyle de yaşandı olabildi. İki ben takım da kazandı. Yanlış çıkar zaten Kadir. Sen çok takılma. Ben öyle evet. Konuşuyorum. Bu doğru bu arada. Bununla ama, ilgili hoca da çok dalga geçiyor benimle. Evet ama şunu da söylemişsin yani No Name'in çok fazla oyunun gerisinde kalmadığından bahsettin. Ona da ben destek olayım aynı şekilde. Keza az önceki savaşta neler yapabildiklerini gösterdiler. Doğru savaşı buldukları takdirde hem Baron'u hem Ejder'i aldılar. Bu Comanchero'nun elinden tempoyu almak demekti. Kesinlikle Comanchero Gaming'in elinden tempoyu geri almak oldu ve ben diyorum yani No Name Gaming ekibi oyunu olması gerektiğinden daha fazla geride kabul ediyordu. Bence onlar da biraz daha özgüven kazanmış oldular bu takım savaşından sonra. Biraz daha ki ellerindeki kompozisyonu limitine zorlayabilmek için bence ihtiyaçları olan şey buydu. Az önceki takım savaşı da bunu onlara gösterdi. Şimdi biraz daha istediğini almak için haritada özgüvenli duran bir No Name Gaming ekibi izliyoruz. Kaysi 3. eşyasını bitirmiş durumda, 4. eşyaya da başlamış, biraz yetenek gücü üzerine almaya başlamış. Tabi bir kuşatma için çok elverişli ve ideal bir kompozisyon değil. Kaysi dışında menzili bir şampiyona sahip değiller o koridorda kuşatma için. Ya bu arada Jinx 3. eşya tercih olarak Lord Dominic'e gitmiş. Burada bir ebedi kılıca gittiğini göremeyeceğiz. Böyle bir noktada Jinx tabii ki hasar verebilecek. Derek ile de vurabiliyor. Gerçi Derek ile'nin de Elohan'ın da üzerinde çok da fazla bir zırh eşyası yok. Fakat o tam hani hiper taşıyıcı dediğimiz o deli hasarları vurup sürekli olarak heyecanlanan Jinx benim gözümde birazcık daha ebedi kılıçla yaşanıyor. Bence Phinox burada asıl tam güç patlamasını bir eşya ötelemiş oldu. Yani yanlış bir tercih değil. Ama tam istediği büyüklükte bir bence tehdit oluşturamayacak. Evet, bir önceki savaşta da tam tersini görmüştük. Ya özellikle Elohan'ın işleri sarktığı bir savaşta yani nişancısını koruyamayan tarafın direkt savaşı kaybettiğini gördük şu ana kadar. Çünkü nişancılar üzerinde toplamda 12 skor var. Oyundaki skorun neredeyse yarısı yapıyor bu. Aynen öyle. Doğru yerdeki skorlar. Yani Kaysa bu arada 4. eşya olarak da bir zonya yapacak. Onun da hiçlik topları can yakmaya başlayacak o noktadan sonra. Şu anda tabii bir plaşa çok da fazla verebileceği bir hasar yok. Pigadın. Evet ya tabii rakibin tank şampiyonları üzerinde erken bir hasar biriktirme şansı olursa Pigat'ta bununla birlikte takım savaşlarında daha fazla fark yaratabilir ki zonya aslında bu kadar hızlı kapanabilen bir takım karşısında bir nişancı için ilaç olabilecek eşyalardan bir tanesi. Kesinlikle özellikle Virgil ve Fyrasset'i tutamıyorsunuz. Bir şekilde içeriye giriyorlar. Ki şu anda yansı tutabilecek burada hasar var. Sadece işin zor kısmı takım halinde aynı anda karar verip onu uygulayabilmek. Yoksa yani seçecekleri bir kişi Eloha sersemlettiği takdirde arkasını takip edebilecek çok fazla kitle kontrol var. İlk bir kişiyi burada No Name Gaming ekibinin hızlı bir şekilde düşürebilmesi lazım. Sensi'nin de çok tank olmadığını söyleyelim. Fakat zor. Yani şu noktadan itibaren artık No Name Gaming'in kompozisyonunu oynamak çok çok daha zor bir hale geldi. Comanchero Gaming için ise işler gitgide daha da kolaylaşıyor. Ufak ufak ultiye bas, skor ala dönüşmeye başlayacak. Evet, doğru takım savaşını bulma ihtimali daha kolay olacak. Senin de söylediğin gibi ejderin çıkmasına 20 saniye ve artık her ejder de ruh noktasında tehdit. Burada her ejder de savaşması gereken bir non-MS spor var. Rakipleri alt nehri kontrol ediyorken şimdi dışından da geldi. Evet, çok fazla hasar çıktı Derek'in üzerinde. Şimdi birazcık düşmek istiyorlar rakiplerini. Orada Pigat'ın hasarıyla ama Pigat'ta şu an henüz o yeterli hasar yok. Yani %10 dahilinde bile hasar çıkmıyor şu ana kadar. Ejder başladı. Ejderin canı 900.000'e kadar düşürdü. Şu anda Comanchero Gaming ejderi bitirmek isteyecekler. %50-50 olabilir mi? Üzerine doğru gidiyorlar. Virgil güzel bir açıdan kapatıyor. Flash Killer çok güzel bir ulti attı. Bununla birlikte kitle kontrol de geliyor.
olabildiğince savaşmak istiyor. Ejderi almaya başaran kişi burada Derekin oluyor. Derekin ejderinden sonra devam ediyor takım savaşı. İçeride kalan bir Virgil var. Hasar devam ediyor. Phinox'a bakıyorum. Phinox hala yaşıyor. Sichel'le birlikte kaçmaya çalışacak ama Phinox da düşüyor. Ters tarafta Pigat'ın üzerine doğru gidecekler. Pigat hala hayatta. Pigat 3'te 3 yapmayı başarıyor bu takım savaşında. Yalnız kaldığı anda üzerindeki iki rakibe rağmen skorları toplamaya devam ediyor. Ya Comanchero Gaming ekibinden yine aynı kaosa sahip, aynı kaotikliğe sahip bir takım savaşı. Yani aynı anda sen iki şeyi anlatırken ben takım savaşının öbür ucunda üçüncü şeyi izliyordum bu arada. Yine 3 skor almayı başarıyor Comanchero Gaming ekibi ama Kadir bizi epey uzun bir oyun bekliyor. Ben sana söyleyeyim. Evet, senin de söylediğin gibi şimdi tekrar Baron tarafında bir oyun izleyebiliriz. Çünkü burada reset almak isteyecek. Sanırım Nonen tarafı bu resetten sonra yine Baron etrafında bir oyun için tekrar bir takım savaşı hazırlığı olduğunu görüyor olabiliriz. Tekrar ruh noktasından uzaklaştırmayı başardılar rakipleri ama 12-2'ye gelenle bir Kai'Sa var. Yavaş yavaş Zonya'sını kullandı bu savaşta ama bakalım eşya Zonya bitti. Üzerine daha bir tane de eşya aldı. Evet evet. Ya bu arada benim en sevdiğim şu oyunda en çok zevk aldığım şeylerden biri o. Pazı bandını alıyorsun, basıyorsun, kullanıyorsun. Bir sonraki üste geri dönüşünde Zonya'ya çeviriyorsun. Ya böyle muazzam bir his gerçekten. O kırık parçanın hızlıca Zonya'ya değiştiğini, dönüştüğünü görmek. Burada bu zevki Pigad'la tadıyor olacak ve Zonya'sıyla bir sonraki takım savaşında tekrar durdurulamaz olabilecek. Evet, ya o hasarları bir türlü göremedik. Sürekli şeye değdiği için, Galio'ya değdiği için o yetenek atışları şimdi ufak da olsa bir hasar görme şansımız oldu. Tabi hala yeteri kadar yetenek gücü yok. Tankların canı çok hızlı erimiyor. Yalnız üst tarafta bir flash'ın üzerine kapandı. Bir flash'ın üzerinde 5 kişi var burada. Bir flash skoru hemen düşecek. Devamında kalsın güzel bir konumda. Yalnız Virgil'da düşecek gibi görünüyor. Çok iyi bir takım savaşı çıkmış gibi görünüyor. Şu anda bakıyorum bir oyuncu daha düşecek. Pigat burada 2'de 2 yapan da bir Eloha var. Üzerine gittikleri oyuncu burada. Yasuo. Yasuo skorda gelecek. 4 kişi, 5 kişi toplamda bir katliam. Baron beklemiyorlar. 30 dakika sonunda maçı kapatmaya gidiyor. Çünkü onlar için yeterli bir ölüm süresi. Bu süre oyunu kapatmak için Noname galibiyet için yeterli olabilir. Ya ben ne dedim? Uzun sürecek oyun dedim ya, tabii ki burada hızlı bir takım savaşı olacak ve ben bunu söyledikten 45 saniye sonra oyun bitecek. Bu işin bir gereği. Güzel oyun burada. Noname'den. Evet. Ve Noname bu galibiyetle birlikte kendileri adına çok önemli galibiyetlerden bir tanesini alırken kendi hanelerine 10. galibiyetlerini yazdırıyor.